Hadi gene iyisin. Kameralar bozukmuş bir haftadır. Kayıt mayıt yok. Ne kadar istiyorsun? Ses kaydı için söyle. Kaç para istiyorsun? Söyle, uzatma. Şu an satmayı düşünmüyorum. Bana bak, otoparkçı çocuk. Benimle oyun oynama. Oyun oynama yaşımız geçti zaten Biricik Hanım. Ama ben çok güzel zeybek oynarım. İstersen. Şimdi sıra gidip doğru düzgün dikiş makinesi almaya geldi. Serracık. Ne güzel tesadüf. Ben de tam başlamadan biten ilişkileri düşünüyordum. İlişkiler konusunda uzmanım diyorsun, öyle mi? Öyle Serracık. Yazık. Uzmansın ama yalnız. Yalnız olduğumu nereden biliyorsun? Sahi. Selim nerede? Göremedim de oğlum. Buradayım Biricik. Ne oldu? Sanırım güneş gözüm seni evde unuttu. Yok, görmedim ben. Banyoda unutmuş olabilirim. Neyse, geldiğimde alırım. Dün sabah 2 dakikalığına uğrayıp gözlüğünü de banyoda unutmuş olma ihtimali imkansız doğrusu. Serracık. Sen bugün ne kadar da cici olmuşsun. Üstündeki orijinal değil sanırım. Dikişlerinden belli. Ama olsun, sana çok yakışmış. Bilmem. Değildir herhalde. Ama bu benim umurumda mı? Koncan olmayacağıma göre asla değil. Alo. Aslı. Tam da beklediğim bir haber. Teşekkür ederim. Alo. Kenan. Sana bomba bir haberim var. Büyük bir işe imza atacaksın demiştim ya. O haber geldi. Ama elini çabuk tutmalısın. Çıkma Say. Kızım bu Biricik var ya, laps diye kucağıma düştü resmen.
Hani sana anlatmıştım ya bizim bu kamera mevzusu falan. Bu kameralar bir haftadır bozukmuş lan. Bugün adamlar geldi yapmaya. Nasıl yani, sizin görüntüler yok mu? Aynen öyle. Var ya, Biricik Salak'ın suratını görecektin haberi aldığında. Neye gülüyorsun lan? Yalnız burada salak olan taraf sen oluyorsun canım. Sebep? Görüntüler elimde. Para verirsen silerim demek hiç mi aklına gelmedi öyle? Neyse Ali'cim, sana afiyet olsun. Şimdi de biraz Serra Hanım'la ilgilenelim bakalım. Evet. Sen Serra'yı tanıyormuşsun, öyle mi? Hı hı, tanıyorum. Şimdi beni iyi dinle garson kız. Serra'yla ilgili bana vereceğin her haber cebine para girecek demek. Anladın? Anladım. Güzel. Anlat bakalım, ne var ne yok? Şimdi bunun deli bir annesi var. Eski zengin günlerine fena halde takık. Bir de içkiyi fazla kaçırınca üf var ya. Bence bu. Budur. O zaman bağladığın spor merkezlerinin satış rakamları üzerinden ben de sana komisyon veririm. Helal olsun. Akıllı kadının hali bir başka oluyor. Akıllı bir girişimci diyelim istersen Barış'cığım. Evet. Asena Kutlusay. Hem akıllı, hem girişimci, hem de çok güzel. Bir erkek daha başka ne ister ki? O zaman İş ortaklığımız hayırlı olsun diyelim mi? Diyelim. Diyebiliriz. Yalnız çok seri olman lazım. Bir an önce satış rakamlarımla herkesi çok şaşırtmak istiyorum. Çok hırslıyım. Tahmin edemeyeceğin kadar. Çok başarılı olmam lazım. Ne o? Biri yapamazsın falan mı dedi? Dur dur dur. Dur tahmin edeyim. Kesin kocan demiştir. O da böyle güzel kadınların başarılı olamayacağına inanan erkeklerden değil mi? Biricik, sen yine ortalarda yoksun. Acaba bir şeyler mi karıştırıyorsun? Anlat bakayım hadi. Tuvalette miydin yine sen? Ay. Serra'yı daha yakından tanımak için ufak birkaç girişimde bulundum. Nasıl yani? Serra'yı yemeğe falan mı davet ettin? Hayır tabii ki de. O zaman? Şu garson kız yok mu? Kafedeki tuhaf tip. Bunun aniden arkadaşıymış. Birkaç kuş para verince her şey bitti. Ay inanmıyorum. Ne anlattı, anlatsana bize de. Boş muhabbet. Gereksiz detaylar. Neyin para ettiğini öğrenince daha çok çaba gösterecek eminim. Hem Serra'yı merak etmiyorum diyorsun. Hem de hakkında bir bilgi öğrenebilmek için etrafa para saçıyorsun. Yani ben anlamıyorum. Bu merak etmiyor halinse merak ediyor halini tahmin edemiyorum Biricik. Ben kaçtım. Bir şeyler oldu buna. Nasıl gidiyor Selim'le? Anlat bakalım.
Acayip yakışıyorsunuz yalnız. Öyle mi? Selim'in seni seçmesi aslında çok farklı biri olduğunu gösteriyor. Nesi farklı? Selim'in etrafındaki tiplere baksana Serra. Yapmacık, şekilci, dış görünüşe önem veren bir ton insan. Haklısın vallahi. Hayır diyemeyeceğim. Bence Selim de onlarmış gibi davranıyordu. Ta ki sen hayatına girinceye kadar. Hatta okulda bile çok sık görmezdik onu. Bir anda Selim Kutçusay'ın derslere ilgisi arttı. Neden acaba? Neden? Senin ilgini çekmek için olabilir mi mesela? Ya da sana aşık olduğu için. Hadi ben kaçtım, bay. Nereye ya? Serra. Serra. Ya Serra. Bir durur musun? Bir dur, bir dinle. Hayır demeden önce söyleyeceklerimi bir dinle. Peki. Tamam. Benimle bir ilişki yaşamak istemiyor olabilirsin. Saygı duyuyorum. Tamam, biliyorum çok hızlı başladık. Belki aklında benimle alakalı soru işaretleri falan da vardır. Bunların hepsi okey. Ama Serra, biz seninle çok iyi anlaşıyoruz. Haksız mıyım? Kötü düşünceleri falan bir kenara bıraksan. Biz sadece arkadaş olarak devam etsek olmaz mı? Bu akşam arkadaşla beraber bir yemek yesek. Serra. Serra. Hayır demeden önce bir düşün. Lütfen. Basit. Sadece arkadaşça bir yemek. Zihnindeki kötü varsayım yapan cüceleri susturup öyle karar ver, olur mu? Peki. Yalnız bak, ben öyle sevmem beni kasan ortamları. Milletin de giydiğini süzen insanları, ukala garsonları. Yok yok, ben senin ne istediğini anladım. Basit, sade, samimi bir akşam yemeği. Anlaştık mı? Anlaştık. Kimle çıkıyorsun yemeğe? Şimdi bu yemek. Eşek başımayım ben. Niye en son benim haberim oluyor bu yemekten? Aa. Ay anne, sen de iyice alıştın ha dizinin dibinde oturmama. 40 yılın başı yemeğe çıkmışım, çok mu? Dün akşamki kıyafet telaşım bu yüzdendi demek. Yok, hiç alakası yok. Dün beğendiğin elbisenin fermuarını diktim, astım dolaba. Peki bak, olmuş mu? Yo. Yo, sen annelerin bir tanesisin. Bir tane.
Kimle çıkıyorsun yemeğe? Pınar'la mı? Şu kapıya gelen çocukla mı yoksa? Şu çiçek yollayan kibar çocuk. Ay yok canım. Selim diye bir arkadaşımla gidiyorum. Nasıl? Selim Kutlusay mı? Evet de. Sen öyle soyadını nasıl hatırladın birden? Anne olunca anlarsın evladım nasıl hatırlandığını. Şu anlattığın kızın Serra'yla ne iş olabilir? Ben ne bileyim, ben de anlamadım ki. Bak, mahallemizin kızını yedirmeyeceğiz tabii ki de. Ya, tabii ki yedirmeyeceğiz. Ama ben de ayağıma böyle bir kısmet gelmişken ya, taca çıkarmak istemedim. Ya, azıcık yemledim haliyle. Şimdi şu Ali denen zibide kızın ses kaydı var değil mi? Kesin bilgi bu. Var var, dinledim. Kesin bilgi. Güzel. Yani sosyete gülü her türlü avucumuzun içinde. O zaman bak şimdi. Şöyle yapıyoruz. Dediklerimi yapmazsan resimlerin önce oğullarına sonra kocana gider. Anneciğim evimiz sana hazırlıyor bebeğim. Senin için temizliyor her yeri. Her şey şahane olacak. Dediklerimi yapmazsan resimlerin önce oğullarına sonra kocana gider. Lan belası kimsin sen be? Hoş geldin canım. Nasıl geçti günün? Ne zamandır iki telefon kullanıyorsun sen? İş için aldım. Bir sürü abuk sabuk tedarikçiyle iş yapıyorum hayatım. Özel hattımı vermek istemedim. Onun için aldım. Ne yapsaydım? Tedarikçilerle konuşmak için yedek telefon alındığını ilk defa sende görüyorum. Ben biliyorum başıma ne geleceği. Ondan sonra bana diyecektin ki sen. Gece yarısı bir sürü böyle abuk sabuk adam evimizi niye arıyor, seni niye arıyor diyecektin sen. Onun için özel hattımı vermek istemedim. Yanlış mı yapmışım? Ah Sena, detay işlerle ekibin ilgilenecek. Sen değil. Bunu da mı ben öğreteceğim sana? Lafa geldi mi eskiden ben de büyük işler çeviriyordum diyorsun bir de. Efendim? Ne? Nasıl yani?
kıyafet yeri. Yangında var depremde hangisini anlatayım ki? Kimmiş beni söndürecek? Ateşim dinsin diye okyanusa sığınamam ki. Sarılırım, sarılırım, bırakmam. Çağırırım, çağırırım daha da sensiz yatmam. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim. Toprağım havalanmaz, gurur gider bahçelerim. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim. Toprağım havalanmaz, gurur gider bahçelerim. Başıma gelen benim. Aşk oyun, ben oyuncak. Söyle emrine amadeyim. Kimmiş beni susturacak? Duysun bedalar taşlar. Çok seviyorum demiş miydim? Sarılırım, sarılırım, bırakmam. Çağırırım, çağırırım daha da sensiz yatmam. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim. Toprağım havalanmaz, gurur gider bahçelerim. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim. Toprağım havalanmaz, gurur gider bahçelerim. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim. Toprağım havalanmaz, gurur gider bahçelerim. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim. Nereye gidiyoruz yemeğe? Sen kalabalık ortamları falan sevmiyorum deyince ben de evde hazırlık yaptırdım. Evde mi? Evet, evde. Bebekteki evde mi? Bebekteki ev. Anladım. Tamam. Sorun falan mı oldu? Yani ben çok abartmayasın diye söylemiştim sakin bir yer olmasını ama... Yani senin içine falan sinmediyse ya... Bak. O zaman şey yapalım, eve gitmeyelim. Başka bir yerde yemek yiyelim, ne dersin? Yok. Yok canım, olur mu öyle şey? O kadar hazırlık yaptırmışsın. Yazık yani onca yemeğe. Gidelim. Sen bu kadar detay düşünmesen, biraz da kendi isteklerine odaklansan nasıl olur? Güzel olur da
huy olmuş artık bende. Değişir mi bilmiyorum. Seni çok el üstünde tutmak lazım. Belki o zaman şımarmayı öğrenirsin. Babaannemin evi. Ufak çaplı bir müze gibidir. Ama şimdilik bana yetiyor. Ceketini almamı ister misin? Yaşayacaksın. Bilmiyorum desem. Şu an için keyfim yerinde. Yani evdeki gerginlikten uzak olmak iyi geldi bana. Çok özel olmayacaksa eğer bir şey sorabilir miyim? Tabii. Tabii ki sorabilirsin. Evdeki gerginlikten kastın ne tam olarak? Babam zor bir adam. Onu mutlu etmek zor. Ben de zaman zaman böyle ters laflar edebiliyorum. Ya öyle olunca haliyle evde sesler yükseliyor. Neyse ya. Boş verelim bunları ve sofraya bakalım. Eksik bir şeyler var mı? Buyurun. Harika gözüküyor. Kim hazırladıysa eline sağlık. O zaman hoş geldiniz Serra Hanım. Hoş buldum. Allah için güzel kadın. Bacak boyu benim kadar resmen. Şu hale bak. İşte son aşkımsın İsa. Hiç aşık olmadın yani. Öyle mi? Senin kadar güzel bir kızın bu zamana kadar hiç sevgilisi olmayış. Garip. Böyle işlere ayıracak vaktim yok diyelim. Boş işlere ayıracak vaktim yok diyorsun yani. Yine çok klişe diyeceksin biliyorum ama inan hayat tempolarımız o kadar farklı ki. Senin ve arkadaşlarının önceliği... Boş işler. Boş işler demeyelim de daha light konular diyelim. Benimki yorucu, çoğu zaman sıkıcı. Sorumlulukların getirdiği bezginlik de üstüne eklenince... Anlayacağın biricik gibi giydiğim kıyafetin, dikişinin bilmem nesine dikkat edebilecek bir hayatım yok benim. Konumuz biricik değil. Çok güzelsin.
bakmaya başladın. Nasıl? Sadece arkadaşça bir yemek olacaktı. Bana sadece arkadaş olmak yetmiyor. Can, birinin zarar görmesine sebep oldum. Kaç yaşındaydın kazayı yaptığında? 18. Nefessizmiş gibi hissederiz. O ağır yüklerin altında eziliyormuşuz gibi. Ediyoruz hayatımıza. Diyorum. Gece yarısını geçti. Bak kurt adama da dönüşmedim. Korkulacak bir şey yok bir şey. Saat kaç? Merak etme. Araban balkabağına dönmedi.
sohbet yeri. Yangında var depremde hangisini anlatayım ki? Kimmiş beni söndürecek? Ateşim dinsin diye okyanusa sığınamam ki. Sarılırım, sarılırım, bırakmam. Çağırırım, çağırırım, daha da sensiz yatmam. Benim bir sevgilim var. Serra, işe geç kalıyorsun. Bugün off günüm. E okula geç kalıyorsun. Ay aman, bir kere de geç kalayım, boş ver. Aa. Hayırdır? İyi misin sen? İyiyim. Dün gece kaçta geldin kim bilir? Seni beklerken uyuyakaldım. Bilmiyorum. Saate hiç bakmadım. Derste uyuyakalma da. Kalmam, merak etme. Sen beni evden postalamaya falan mı çalışıyorsun? Aa yok artık. Ne alakası var canım? İyi o zaman. Nasıl geçti gece? Uykusuz kalmana değdin mi bari? Değdi. Çok güzel geçti. Nereye gittiniz yeme? Selim'in babaannesinin evine gittik. Nasıl yani? Siz ikiniz yalnız mıydınız yoksa babaannesi de... Ay anne, sorgu hakimi gibisin sabah sabah. Yeter lütfen. Babaanneciğim, günaydın. Evet, evet 24 oldum. Yok ya, ne partisi? Ben çok güzel girdim 24 yaşıma. Başka partiye falan gerek yok babaanne. Öpüyorum seni, hadi dikkat et kendine. İşinize yaradı mı bari dün verdiğim bilgi? Yaramaz mı? Hem de o kadar işime yaradı ki. Yakında tüm magazin haberlerinde göreceğiz fotoğraf. Eli kulağında az kaldı. Efendim Kenan. Haber yasağı mı? Sebep? Anladım, anladım. Tamam. Bana bak. Kesinlikle benim adım geçmeyecek bunlarda, anladın mı? Çok fena bozuşuruz söyleyeyim. Başlayalım mı? İhsan, ne olur anlatmama izin ver. Bak bütün gece yedim bitirdim kendimi, gözüme uyku girmedi. Biz ilk kez küs yattık seninle, biz seninle hiç küs yatmayız. Lütfen dinle. Ne lütfeni ya?
Lütfenlik bir durum yok burada. Sen daha Kutusay soyadının ne demek olduğunu öğrenememişsin. Ben de seni zeki bir kadın zannediyordum. Yanılmışım. İhsancığım, haklısın. Ne işin var senin üç kuruşluk spor hocasıyla? O mekanda oturmuşsunuz, sohbet etmişsiniz, vakit geçirmişsiniz. Magazinin, basının dikkatini çeker tabii. Bunu nasıl düşünemezsin ya? İhsan, korkacak bir şey yoktu ki. Saklanacak bir şey de yoktu. İş yapıyorum ben adamla. Sana yemin ederim, sadece... Sıradan bir spor hocasını kıskanacak bir adam değilim ben. Benim kızgınım senin dikkatsizliğine, düşüncesizliğine. Soyadımı böyle bir saçmalığa karıştırmana kızıyorum. İhsan, yemin ederim sana. Bir daha asla böyle bir şey olmayacak. Evet, gazetenin sahibi yakın arkadaşım da haber çıkmadan kaldırttım. Benim o gazeteye vereceğim birkaç reklamı patlayacak. Orası da ayrı elbette. Bir daha asla böyle bir şey olmayacak. Çok dikkat edeceğim. Bir daha olmayacak. Aslında. Aslında. Kendini kapının önünde beş parasız bulmak istiyorsan. Buyur. Tekrarla. Benim için hiçbir sakıncası yok. Anladın? Çok doğru zamanda geldin bebe. Çok. Çok. İkimiz birlikte olduğu müddetçe bize kimse bir şey yapamayacak. Sana söz veriyorum. Ne bu gizlilik şu anda? Ben gerçekten hiç anlamadım. Sürpriz doğum günü partisi diyoruz. Sen neyini anlamıyorsun Zeynep? Biricik. Sen Sehra'yı çağırdın değil mi? Ya. Henüz karar vermedim. Zenikon bence bir haber ver. Çünkü vermezsen bu mevzu sana patlar, ben söyleyeyim. Ya, gelmeme ihtimali çok yüksek zaten. Yani. Yani. Neyse, bugün bir ara haber veririm. Kızcağız son dakikada nasıl hazırlığını yapacaksan. Hazırlık? Ne hazırlık? Ne yapacak bu lepiska saçlarını ortadan ikiye ayıracak mı? Sarkıtacak, başka ne yapacak? Selim'le Serra dün akşam birlikteydi bence. Selim'i telefonda evin çalışanıyla konuşurken duydum da. Sen o kısacık telefon konuşmasından bunu mu anlıyorsun? Çok yaratıcısın, gerçekten. Hadi derse geç kalacağız Sülüm. Kaç donut yatıştıracak tatlısı. Sen git, ben öğrenci işlerine uğrayıp geleceğim. İyi. Bay bay. Cemiyet hayatının tanınmış simalarından AK, spor hocasıyla yasak aşk mı yaşıyor? Ne bu ya? Bu nerede açılış? Bu adam sekreteri, Allah kahretsin! Allah kahretsin! Ne zaman bitecek bu, neden ya? (Gülüyor)
Barış. Gazetecileri sen mi çağırdın? Fotoğrafımızı sen mi çektin? Bak eğer bunu sen tezgahladıysan. Ne? Kovuldun mu? Spor merkezinde. Hay Allah, üzüldüm. Yok. Sanmıyorum şartlarda. Yani ürünün işini daha profesyonel çözmem lazım. Ben bir toplantıya giriyorum. Kapatıyorum. Hayatlarını nasıl alt üst ediyorsun? Sen ne zalim bir adamsın ya.